a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Herkese merhaba, ben Tuğçe Odumar ve bugün sizlerle 2020 yılı takvimi yapıyor olacağız. Ben bu konuda gereksiz mutluluk ve heyecan içindeyim, muhtemelen sesimde anlaşılıyordur. İlk olarak takvim kapağıyla başlayacağız. Bu kapağı da gördüğünüz mukavva parçasının üstüne tasarlayacağız. Bu açıkçası benim artık kullanmadığım bir çizim defterim arkasındaki kapaktı. Böyle rengi ve kalınlığı ve boyutu aslında çok hoşuma gittiği için direkt böyle kestim ve bu videoya atadım kendilerini. Ve belki görüyorsunuz üstüne de böyle minik bir eskiz attım böyle işimi hızlandırsın çok uzun sürmesin diye. O zaman hazırsak boyamaya başlayabiliriz. Çoğunuzu şaşırtmayacağız diye sulu boya kullanarak renklendireceğim bu çizimimi. Ama aslında mix mede yani karışık teknik bir çizim oluyor olacak. Bu tasarımı yapmadan önce böyle çok düşündüm. Ya 2020 geliyor böyle takvim kapağına ne yakışır ne yapsam. Böyle hani 2020 simetrik falan böyle bir tasarım mı yapsam. Gezegenler diziliyor, yıldızlar tekrardan yerini alıyor. Böyle bir spiritual böyle bir şey mi yapsam. Yoksa işte daha böyle yeni yıl, kar, kardan adam falan diye böyle daha klasik bir tasarımla mı gitsem derken dedim ki Tuğçe nasıl bir yıl olmasını istiyorsun 2020 yılının? Ya dedim canavar gibi bir yıl olmasını istiyorum. Onun için de vizyonsuzluğum hemen kendini gösterdi. E o zaman canavar çiz dedim ve kapağıma canavar tasarımı yapmaya karar verdim. Çok iyi değil mi biliyorum. Ama aslında baktığımda gerçekten o kabağa baktığımda bana anımsatmasını istediğim, bana vermesini istediğim tüm duyguları verebilecek bir tasarımdı. Çünkü böyle renkli, komikli, şakalı, eğlenceli bir tasarım çıkacak ortaya. Yani en azından umudum bu şekilde. Bu tasarımda kendi skalamdan birazcık dışarı çıktım. Belki fark etmişsinizdir. Yani evet arada gene maviler tabii ki de kullandım, koyular tabii ki de attım. Ama böyle daha sepya renkleri, daha sonbahar renkleri kullandım. Çünkü genel olarak bana bu tonlar, sepya tonları özellikle dinginlik, sakinlik ve böyle bir huzur verir. Onun için böyle bu takvimi bu tonların hakim olmasını istedim. Zaten bu taban kartonu kafamdaki konsept rengine çok uygundu. Aslında benim ilk kez kullandığım bir tasarım şekli değil. Birkaç kez de böyle yaratımsı şeyler çizmiştim. Ve gerçekten her ne kadar benim tarzıma aykırı çok böyle çok daha böyle çocuksu ve renkli olsalar da sonuç genelde bana mutluluk verecek şekilde olmuştu. Ve bu kapağa baktığımda da ben her zaman böyle enerji, işte mutluluk, böyle bir neşe, bir heyecan, bir pozitiflik görmek istediğim için aslında konsept bence cuk oturdu. Her ne kadar alakasız görünse bile benim kafamda böyle kendince bir alaka kurdu o yani. Bu arada belki içinizde merak edenler vardır hani Tuğçe hani bunlar nereden aklına geliyor böyle tipler yaratmak falan diye. Bunlar bana böyle vahiyle tabii ki de inmiyor. O durum böyle tasarımı yapmadan önce birkaç tane skeç attım. Bunları yaparken de olabildiğince geometrik şekillerden faydalandım. İşte kareler çizdim, dikdörtgenler, yuvarlaklar falan. Daha sonra bunların üstüne böyle bunun burada gözü varmış, bunun böyle işte ayağı böyleymiş, kulağı böyleymiş işte falan diye böyle onları tek tek karakter bindirmeye başladım. İşte etrafımdaki bazı objelerden esinlendim. Mesela mantarın böyle şekli çok hoşuma gitti. Onun için böyle mantarımsı böyle birkaç karakter ekledim. Yani aslında mantarımsı değil direkt mantarın üstüne ağız göz ekledim ve karaktere dönüştürdüm gibi bir şey oldu. Aslında şeklen birbirlerine benzeseler de yüz ifadeleri ve renk tonlarıyla onları birbirinden ayırıyorum. İşte kimisi böyle daha yaramaz falan duruyor. Kimisi işte daha neşeli, kimisi işte daha uygulu, kimisi işte daha böyle sinsi falan duruyor. Hepsini böyle minik minik birbirinden ayırdı. Biraz daha karakterize etmeye çalıştım. Açıkçası boyama kısmında birazcık böyle emin değildim. Evet, sepya tonları gibi şeyler kullanacağımı biliyordum ama o açıklığı dengelemek için işte araya biraz daha açıklar koyular ekleyerek ilerlerken böyle çok karmaşık çingen pazarına döndürülmeyeceğim bir tasarım yapmaya çalışıyordum. Neyse bir şekilde birbirleriyle uyum sağladılar. Çok da saçmalamadı tasarım yani. Bu arada içinde muhtemelen şeyi soranlar olacaktır. Tuğçe ne malzemeleri kullanıyorsun bu videoda diye. Elimde Winsor & Newton'un Cotman serisinin bir tanesi fırçası var ki neredeyse bütün video boyunca bunu kullandım. En çok kullandığım sulu boyam yine Winsor & Newton'un sulu boyası. Bir tane böyle Japonya'dan aldığım bu markası hakkında hiçbir fikrimiz olmayan boya var ya. Arada işte onu kullandım çünkü onun böyle plastiğimsi böyle bir hafif kabartmalı bir etkisi var böyle değişik. Net renkleri falan verirken onu kullandım ve arada bir tane benim bu altın şeyim var ya paletim. O altın paletle de böyle bir kibariyemsi serpiştirmeler. Zengin görürsün, altın da koyayım arasına falan diye. Vizyonsuz bir gösteriş benim birkaç tane altın renkli ekledim. Onlar yandan baktığında parlıyor böyle güzel bir etki yaratıyorlar. Bu arada gelelim heyecan verici konumuza. Şimdi yılbaşı gelirken ben size bir yılbaşı hediyesi vermek istedim. Ama biliyorsunuz uzakta olduğumdan hediye gönderme konusunda bazı sıkıntılar çekiyorum. Ama şöyle bir güzellik var ki en yakın arkadaşım buraya geliyor beni ziyarete ve o giderken onun bavuruna böyle birkaç tane minik parçalar sıkıştırabileceğim kanısına vardığımdan minik bir çekiliş yapmak istedim ve içinizden iki kişiye yılbaşı hediyesi göndereceğim.
Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler tabii ki de çok basit. Burayı başka bir YouTuber'dan copy paste yapsam da olurmuş zaten. Standartta bilmiş taktik. İşte Instagram'a gidiyorsunuz, beni takip ediyorsunuz. Bu videoda yaptığım bu çizimin altına arkadaşlarınızı etiketleyip güzel yorumlar yapıp kalpli gözler gönderip yeni yıl dileklerinin dibine vuruyorsanız yani içinizden ne geliyorsanız onu yazıyorsunuz ve çekilişe katılmış oluyorsunuz. Ama içinizde tabii ki de Instagram kullanmayanları var. Onları da düşündüm. Ve bu kazananlardan birini Instagram üzerinden, birini de YouTube'daki bu videonun altına yorum yapan kişiler içinden seçmeye karar verdim. Yani hodri meydan. Hepinize başarılar. Kolay gelsin. Başarılar olmadı değil mi? Sanki sınava giriyormuşsunuz gibi oldu. Test yapıyor gerizekalı. Bu arada çekilişimiz bir hafta sürecek. Bir hafta sonunda buradan ve Instagram üstünden kazananları açıklayacağım. Geri kalan herkes için bu yapacağım tasarımı ve iç sayfalarını, şablonlarını tarayıp aşağı açıklama kısmına bırakıyorum ki ya bununla mı uğraşacağım ya çok uzun sürer bu diyenleriniz oradan indirip kullanabilsin. Bu da benden size güzel bir yılbaşı hediyesi olur belki diye düşündüm. Bu arada bu videonun kurgusuna oturmadan önce bir 3 saat falan temizlik yaptım evde. Neden diyeceksiniz? Çünkü kafayı yiyecektim. Konu bulamadım. Ne konuşacağım acaba dedim. Abi gelmiyor aklıma bir şey. Ay dedim saçma sapan konuşacağım. İnsanların canı sıkılacak. Acaba sadece arkaya müzik mi koysam neden bahsedeceğim? Bilmiyorum yani böyle bilmiyorum. Gelmedi konu. Sonra dedim ki her Türk kızının yapacağı gibi temizlik yaptığı için dedim. Boş oturanı sevmezmiş Allah dedim. Kalktım temizlik yapmaya başladım. Ya bu temizliğin genel bir terapi hali vardır. Yani terapide de dili vardır. Ne bir organize etmek, temizlemek, bir şeyleri başarma, bitirme, düzenlemenin verdiği hazla belki bir sakinleşirim dedim. Gittim temizliğimi yaptım. Bulaşıklarımı yıkadıktan sonra geldim. Ya dedim Tuğçe aç neyse boş da olsa konuş dedim ki fark ettiyseniz neredeyse hiçbir bilgi kırıntısı sıkıştırmadan araya boş boş konuşuyorum. Bu videoda böyle olsun. Hepsi de ciddi ciddi böyle bilgi olmadı. Olmayacak ya böyle saçmalayayım arada böyle mazur görün. Bunu da umarım 2020'de kendimi update ettikten sonra değiştireceğim listeme ekledim yani. 2020'den çok mutluyum arkadaşlar. Siz de mutlu musunuz? Vardır ya böyle yeni yıla girerken. Her şey ertelenir, seneye yapacağım falan dersin. Ben tam şu an umutluyum. Seneye şunu değiştireceğim, seneye bunu değiştireceğim. Seneye gelince de muhtemelen onu başka bir zaman erteleyeceğim. Tabii ki de, tabii ki de. Yani genel işletim sistemi bu şekilde çalışır çünkü. Ama kesinlikle bu daha bilgilendirici videolarıma birazcık daha geri döneceğim. Araya en azından birkaç ara sermiştireceğim. Hep boş boş konuşmamı dinlemeyin diye. Ve bir de 0.5 olan IQ'yu 0.6'ya çıkarmayı düşünüyorum. Yani düşünmüyorum, sanki kendi ayarlıyor salak. Umut ediyorum en azından. Yani böyle bir umudum var. İnşallah gerçek olur. Haydi bakalım. Şimdi artık hepsinin az çok genel renklerini yerleştirdim. Fena da olmadı böyle renk uyumları falan güzel oldu. Onun için şimdi beyazlarını eklemeye başlayacağım. Gözlerine ve dişlerine özellikle. Bu baya böyle öne çıkardı bunları. Çok güzel bir etki yarattı aslında. Ha, hayırlı olsun. Tuğçe başladı çok güzellere, minnoşlara. Artık bir 100 kez falan tekrarlayın. Lütfen benden nefret etmeyin. Vallahi önüne geçemiyorum ya. İstemsiz geliyor böyle. İçimdeki o minnoş, fufuduk, böyle pembe tüylü bir yaratık mı vardır nedir? Ortaya çıkıyor ne zaman resim yapsam. Bu arada genel konseptte şey gibi de durmuyor mu sanki? Bunlar böyle bir yılbaşı eğlencesine gelmişler de böyle hep beraber bir fotoğraf, hatıra fotoğrafı çektiriyorlarmış gibi böyle. Hepsinde bir saçma bir gülümseme, saçma bir ifade var. Ay çok beğendim ya, çok alakasız bir alaka kurmuş oldum ama hoşuma gitti benim. Yine başladı kendini övmeye. Hadi bakalım. Bu arada kesinlikle şu mantarlar işlerinin en çok hoşuma gidenleri oldu ya resmen. Ailece kutlamaya gelmişler ama böyle bir magic mushroom kafasında takılıyorlar yani orada bir mantıksız bir gülümseme, bir eğlenme hali var onların sırasında. O gözümden kaçmadı. Şimdi artık genel renklendirmem tamam. Bu noktada bunların böyle detaylarına girmeye başlamadan önce böyle suyu yüksek oranlı bir tane grimsi bir karışım hazırladım ve bunları sanki ışık sağdan geliyormuş gibi sol taraflarına gidip böyle bir gölge atıyorum. Çok böyle iki boyutludan çıksın biraz daha böyle üç boyut kazansın diye. Mukavva suyu bayağı bir emdiği için bundan muhtemelen 5-6 kat daha yapmam gerekecek. Maşallah bütün suyu emdi. Bu arada mukavva suyu emip ne yapıyor acaba? Şişmiyordu çünkü. Bu sular nelere gidiyor? Şu an yalnız çok feci bir şekilde bunu merak ettim. İçinizde bir mukavva bilimci falan varsa bana bunu yazarsa çok mutlu olurum. Belki fark etmişsiniz ben arada böyle saçma sapan şeyleri merak ediyorum. Kafama takılıyor. Bu takıldı bugün de. Hadi bakalım. Umarım birisi beni aydınlatır bu konuda. Artık gölgelerimi de attıktan sonra emektar mikron kalemimi alıp bunlara minnoş minnoş detaylar girmeye başlayacağım. Bu kısma bayılıyorum. Şimdi böyle karakterlerin artık dişlerini, göz bebeklerini, işte kontür çizgilerini falan ekleyeceğim. Aslında bunu es geçebilirdim. Yani kontür çizgisi olmasa da böyle değişik tarzda hoş bir etkisi olabilirdi. Bu kalem yerine direkt ince bir fırçalarını, su boyayla da ekleyebilirdim detayları. Ama ne bileyim ya böyle mikron kalem köşeden bana böyle bakıyordu böyle ağlamaklı gözlerle. Ya dedim gel dedim seni mi kıracağım dedim. Seni de kullanayım dedim. Çünkü
malzemelerinde böyle manyak bir ilişki var. Ay ruh hastası. Ay şu an resmen bir aydınlanma yaşadım. Sizin önünüzde olduğu için bu durum kusura bakmayın, mazur görün artık. Video boyunca saçma bir neşeye ilerlemiş olmam acaba bu saftirik karakterlerden dolayı olabilir mi? Yani tiplere baksanız insan zaten gülesi geliyor. Böyle hepsi bir şapşal, hepsi bir gerizekalı falan böyle. Kan tutup kafaları ısırmalık. Ay keşke bunlar gerçek hayatta olsa, böyle eve alıp besleyebilsem şu tiplere, baksana böyle. Ay ne güzel olurdu. Yetkinlere sesleniyorum. Bunlardan yapın. Ben eve böyle bunlardan almak istiyorum. Böyle minik minik dolansın böyle masanın üstünde. Bıcır bıcır konuşsun falan. Ay ne güzel olurdu. Aa niye yok öyle bir şey ya? Acaba neden değil mi Tuğçe? Kendimi mantık çerçevelerinde konuşmaya davet ediyorum şu noktada. Siz de fark ediyor musunuz böyle artık böyle siyahları girdiğinde o karakterler birbirinden iyice ayrılıp böyle öne çıktılar ve böyle Allah'ım daha bir ay çok güzel oldu. Ay çok hoşuma gitti. O arada beyaz kalemi kullanıp da böyle şeyler, ışıltılar falan da ekledim. Bu arada o Universal Signo'nun kalemini kullanıyorum altın ve beyazda. Bayağı güzel durdu mu kahvanın üstüne, bembeyaz çıktı yani. Takdir ettim kendilerine. Ya şu tepedeki böyle kuşumsu, cicimsi şey çok hoşuma gitti ya tepeden sarkan. Genel olarak birkaçı benim çok hoşuma gitti zaten. Zaten fobilerimi falan seçiyorum. Bunlar böyle güzel bir seri de yaratabilir. Ben sürekli seriye bağlama halindeyim. Niye böyle bir şey var bilmiyorum ya. İçimden durmadan seriye bağlıyorum her şeyi. Bu arada bu karakterlerle ilerlerken kendileriyle resmen birebir çok acayip ilişkiler kurdum. O çizim kısmı çok uzun sürmesine rağmen çok eğlenceliydi. Resmen şey böyle isim falan taktım bazılarına, şey yapıyorum. İşte bu renk çünkü bu işte şunu çok fazla yiyormuş. İşte bu bugün maça gitmiş, işte onun için üstünde böyle bir kıyafet varmış. İşte bu öyle rap yapıyormuş, dolardan işte kolyesi varmış. Bu sürekli işte şarabıyla ve gözlükleriyle geziyormuş falan diye böyle. Bunları böyle bildiğim minik hikayeler yazdım. Aynı şey olur ya, siz yapar mısınız bilmiyorum. Böyle kafeye falan gittiğinde oturunca böyle etraftan geçenlere böyle hikayeler yazardım falan, ben böyle bayağı da eğlenirdim. Onun gibi bir şey aslında bu. Sosyal hayatım, çizim yaptığım karakterlerle sınırlı olduğu için şimdi bunların üstünden yapıyorum aynı şeyi. Ama zaten şey vardı böyle, üniversitedeyken karakter tasarımı derslerimizde de böyle sadece karakteri tasarlamazdık. Aynı zamanda o karakteri böyle imgeleştirmek için karakter sayfası hazırlardık. Ve oraya işte ismini, doğum tarihini, kilosunu, boyunu, işte nelerden hoşlandığını, nelerden hoşlanmadığını ve kıza böyle hayat hikayesini falan yazardık böyle. Çok eğlenceli olurdu böyle. Karakter buluyorsun tekrar, sadece tasarım anlamında değil, kişilik katıyorsun içine falan. Bu da böyle benden size minik bir bilgi olsun. Koronunuz altın bilezik olur. Belki yarın öbür gün birisi... Ya işte karakter tasarlarken sizce nasıl ilerlenmeli derse hemen Tuğçe Hanım bir videosunda bundan bahsetmişti. Şu karakter tasarımı sadece kağıt üstünde işte çizim yaparak oluşan bir şey değil. Karakter diye böyle artistik yapabilirsiniz. Nasıl çok yararlı bir bilgi olmasa da buraya da bir bilgi sıkıştırmış olduk. Artık böyle minik detaylarını, parlaklıklarını, işte üstlerine minik desenler falan ekledikten sonra... Ortaya başlığımı atıyorum. Ne olabilir? Ne olabilir? 2020. Bunu da yamuk yazdım burada. Başlığım böyle birazcık soluk kaldığı için siyah kalemle altına da gölge attım. Böyle daha iyi oldu. Şimdi bu kaba tasarımımız hazır. Şimdi gelelim içindeki sayfaları hazırlamaya. Bu sayfalar için bu evde hiç hoşuma gitmeyen 200 gramlık bir kağıt vardı. Kendisinin bu göreve çok uygun olacağını düşünüp hemen buraya ittirdim. Şablon oluştururken de bu Platon 0.25'lik kalemini kullanacağım. Ben çok ince bir kalem kullanmak istedim ki böyle şablon olabildiğince sade ve düz olsun diye. Çünkü şey istemiyorum ben böyle. O takvim yapraklarına zaten notlar düşeceğim için dolduracağım falan için böyle kalabalık, böyle kalın çizgiler, kalabalık tasarımlar falan hiçbir şey istemiyorum. Zaten sayfada neredeyse hiçbir tasarım olmayacak. Sinirimi bozuyor çünkü onlar. Sinirini bozuyor tasarım. Allah'ım. Ruh hastası. Evet, kendime teşhisi koydum. 2020'de inşallah bunu da düzelteceğiz. Olabildiğince minimal bir şekilde şablonumu çıkardıktan sonra yine aynı kalemimle haftanın günlerini yazıyorum. Ve günlerin sağ taraflarına da tarihlerini atıyorum. Burada bu şablonun boş halini sizin için taradım. O altta mevcut isterseniz, hani siz daha renkli bir şey yapmak istiyorsanız, daha farklı bir şekilde doldurmak istiyorsanız kendi kafanıza göre takılabilirsiniz. Şablonu tamamladıktan sonra üstte ayın başını atıyorum. January'nin canı. Evet, bunu bile uzun yazmadım. Kolaya kaçtım. Bunun tasarımını yaptıktan sonra aynı işlemi 12 aya birden uyguluyorum. Ve uygularken de kendime tabii ki de küfrediyorum. Çünkü bir 4 saat falan sürdü. Şimdi artık tasarım kısmımız az çok bitti. Bunu takma haline getirmeye geldi. Bu adını hep unuttuğum delgeçti değil mi bu? Evet. Delgecimle sayfaların üstüne delikler açacağım. Ama kağıtlarım kalın olduğu için hepsini beraber sokamadım. Onun için bunları 3 gruba ayırdım. Ama böyle o deliklerin yeri sapılarsa, bunlar bir de yamuk yumuk durursa astığımda beni çok sinir eder. Böyle alttan başka sayfalar falan görünürse böyle gıcık oluyorum onlara. Bak yine sinir hal be. Tuğçe, senin sinir problemin var. Bu konunun üstüne gitsem diyorum.
Onun için böyle bu delgeçin üstünde bir noktaya böyle işaret koydum. Tam o noktaya böyle denk getirip işte delmeye çalıştım. Ki umuyorum düzgünce delmişimdir. Bunların delme işimi bittikten sonra kapağımı geri alıyorum ve üstüne bir tane takma yaprağını koyup onu böyle kapağın üstüne ortalayıp kapağı delik açacağım kısımlarına da böyle işaret koyuyorum. Şimdi bu kapak delme kısmında birçok şey kullanabilirdik. Ama ben evde Dremel olan bir psikopat olduğum için bu aleti kullanmaya karar verdim. Çok hızlı bir şekilde sonuç almak için. Ama siz bunun yerine isterseniz işte tornavidadır, çividir, ince ucu olan bir makastır. Yani envai birçok çeşidi kullanaraktan bu işlemi zaten gerçekleştirebilirsiniz kolayca. Şimdi sıra geldi bu kapakla sayfaları birbirine eklemeye. Ben bu hasırımsı ipi kullanmaya karar verdim. Siz buna alternatif birçok şey kullanabilirsiniz. Bence bu konsepte güzel olacaktı. Bu ipten iki tane küçük parça kesip bunu deliklerden geçiriyorum. Ve şimdi de bu kapağın arkasına diğer ayları ekleyeceğim. Ama ayları eklemeden önce şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Bu konsepte uygun olacağını düşündüğüm renkte kağıtlardan böyle minik parçalar kestim. Ve bunları takvim sayfalarının aralarına ekleyeceğim. Bu da şunun için, bu takvim içinde not almanız gereken, işte hatırlamanız gereken işte bir alan lazım olursa sticky note kafasında böyle takvime dahil bir alan olsun istedim. Hatta böyle yoğun geçeceğini düşündüğünüz aylara böyle 2-3 tane falan üst üste de koyabilirsiniz. Ben o şekilde hazırladım takvimi. Bunları da aynı şekilde işte delik açıyorum, sayfaların arasına koyup hep beraber iplerden bunları geçiriyorum. Şu anda sanki çok daha yani bir şey keşfetmişim gibi bir havaya girdiysem de mazur görün yani. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım böyle şeyler. Tüm sayfalarımı buradan muntazam bir şekilde geçirdikten sonra ipimin falcıklarını kesip onları birbirine Japon yapıştırıcısıyla yapıştırıyorum. Üstüne şöyle mandalla tutturdum ki böyle düzgün bir şekilde kurusunlar diye. Şimdi takvimimiz şu şekilde duruyor. Bakın içi de böyle gayet de hoş ve güzel duruyor. Siz isterseniz bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu bir mantar panoya falan iliştirip kullanabilirsiniz. Ya da işte masa takvimi halinde de kullanabilirsiniz. Ama ben bu tasarımı bir tık daha ileri götürmeye karar verdim. Onun için de şöyle evden bir çubuk buldum. Siz bunu alternatifken dediğim gibi bir çalı parçası, bir bambudur. Yani bambu evinizde yoktur muhtemelen ama evinizde olan herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Bunu takvimden biraz daha uzun olacak şekilde kestim ve arasından geçirdim. Şimdi aynı ipimi kullanarak bunu kenarlardan böyle asma yeri oluşturacağım. Ama şöyle bir şey var ki sayfaları çevirirken asacağım yer sorun çıkaracağından yani oraya takılacağından sayfalar. Bunu tek parça halinde değil iki parça halinde yaptım. Yani buraya böyle gevşek bir düğüm atacağım. Sayfaları çevireceğim zaman o düğümü açıp sayfaları çevirip tekrar düğümleyebileyim diye. Evet çok şahane bir tasarım yapmadığını ben de şu an fark ediyorum. Ama en azından idare edecek bir çözüm ürettim yani günü kurtarmış sayılabiliriz. Takvimimiz artık duvara asılmaya hazır. Bu arada bu not kağıtlarından biraz daha ekleme yapmak isterseniz daha sonradan böyle minik bir mandalla ya da iğneyle ya da o var ya böyle telli bir şey, telli tutturma mı? Telli turna canım. Onunla falan böyle kenarına başka kağıtlar da ekleyebilirsiniz. Burada artık videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Süper saçma ve enerjik bir video olduğunu umuyorum. Size şimdiden yeni yılda aşklar, sevgiler, mutluluklar bir sürü şey diliyorum. Biliyorum daha yeni yıla kadar birkaç kez daha görüşeceğiz ama ben o moda şimdiden girdim artık. Bu gazda bu Aralık ayı boyunca size güzel dilekler gönderiyor olacağım. Sizinle çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Voy a cantar esta canción.